Kabaca Tarım'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Husqvarna 365 motorlu testerenin bir arızasından bahsedeceğim. Arıza hani şöyle, makine çalışmıyor şikayetiyle geldi. Bujisine baktık, ateşleme yok. Yeni buji taktık ve yeni bujiyi de bozdu. Daha sonra biliyorsunuz şöyle bir aparatımız var bizim. Baba tutar mısın böyle? Şu şekilde kenardan tutarsam burayı görmesi lazım. Bakın ateşleme yapıyor, kesiyor. Görünüyor mu bilmiyorum ama çok zayıf. Biraz normalde gayet güzel bir şekilde ateşleme yapması lazım. Fakat yapmıyor. Hatta bujiyi taktığımızda bakalım ne durum gösterecek. Motor çalıştırdığımızda patır patır geçiyor. Bakın. Ekranın yani kameranın HES ayarlarıyla uyumsuzluğu olduğu zaman, yani aynı olduğu zaman görüntüyü yakalayamıyorsunuz. O bir gerçek. Şöyle çalıştırıp çalıştırmaya uğraşacağım daha doğrusu. Çalışmaz, çalışmaz. Sen biraz geriye çek kamerayı. Ve az önce bu egzoz gevşek. Patırtı yapıyordu makine. Pat deyip istop ediyordu. Egzozu da gevşek. Ayrı bir konu. Bunun bobini değişecek arkadaşlar. Bilmeyen karışma basın. Hadi. Hiç olmaz. Hiç olmaz. Değişecek bobin bu. Titreme ha. Titreme. Savaş mı kaldı arasında? Biliyorum. Artık makineye bir hava vurabilecek miyim? Temizle, sonra diğerlerini temizlesin. Bak bunu da ver. Onları bir temizlesin, onu bir temizlesin, ondan sonra. Biz bobini takıyorken şöyle ufaktan temizledik. Şeyi açsana. Poşet açsana. İşte buraya, 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 buraya. Ne yapıyor, ne yapıyor? Paratabı iç poşeti. Şuraya koy. Aynen. Şuraya koy. Bir de bak, okey. Burada. Oradan kes al. Onu çektim ya. Tamam, çıkar şimdi. İstersen barkodu kes al, şey programa ya. Ekleyelim onu. Ateş çıktı, gördün mü? Ben gördüm. İşte. Ateşler böyle ateş çıkarttı. Benimkine bakma şansımız var mı? Şu an için bakamayız abi, onu bırakmanız lazım. Yani. Çok geçecek makine var. Ona göre yazacağız. En kısa zamanda hallederiz ama bayağı da makine var açıkçası. Ne kadar? Yani o dediğin iş basit de olabilir. Eğer basit durumdaysa hani hızlı olur. Dediğim muhabbetse ilk bahsettiğimden. Hani bu hafta içi hallederiz onu. Arada bakarız ona. Ama aranacak bir arızaysa hep deneye deneye bulacağımız bir arıza yani. Hmm. O da yani işin yoğun olduğu zaman çok vakit ayıramıyoruz o zaman. Okey. Turumba falan bakıyor musun? Yok. Baba söylüyor ben oradan yok, kol, mekanik pompalara bakmıyoruz. Yok canım, ben normal şey diyorum. Benzinli mi? Yok yok, benzinli. Mekaniklere bakmıyoruz abi. Ben söyledim, bakmazlar orada dedim de babası almıyor. Parçası ya. Olduğu sürece yapıyoruz da parçası olmayan model çok. Üretici çok çünkü. Plastik aksam olduğu için.
Hakkı oradan bir kartvizit verir misin? Bobini bu şekilde oturtuyoruz arkadaşlar. Çok basit bir işlem. Ki yapan da çok. Bilmeyen var mıdır? İlla ki vardır. Şöyle göstereyim. En azından nasıl yapılacağını görün. Vidaları takıyorsunuz, tam sıkmıyorsunuz. Volant ile bobin arasındaki boşluğu ayarlayacağız şimdi. 0.3 milim veya 0.5 milim. Yarım milim. O da bir kartvizit yardımıyla oluyor. Buyurun abi. Evet, makine dışarıda. Tamam. Hemen onu aldırtacağım kenara şimdi. Belki müsait olunca şu PPX-271'i bir kenara alır mısın dostum? Dur, volantın mıknatısı. Az acı bekle. Şöyle mıknatıslanmayı kartvizit koyarak araya aynı dengeli getirdiğinizde zaten mıknatıs çekiyor. Ve aradaki boşluğu da ayarlamış oluyorsunuz. Sadece vidaları sıktığınız zaman işiniz bitiyor. Başkan, hoş geldin. Sana bırakmam biliyorsun değil mi? He? Lazım bana, bırakmam biliyorsun değil mi? Ya ben ne yapacağım senin makine? Ben depoları boşaltmaya çalışıyorum zaten. Baktın mı yok? Yok bakmadım, bakamadım yani. Bir fırsat bulayım bakacağım ona da. Abi sen yapacağı haber verir misin? Aha. Yani bir bakacağız ona, amaç bakmak zaten. Baktıktan sonra arayacağız. Tamam. Tamam abi. Oradan bıraktım ben makineyi. Aha. Tamam oldu abi. Kaçtım. Geçen tamam, hafta bıraktım bak yüzün yağı senin. Abi daha önce denk gelmiş o yüzden söylüyorum. Sen şimdi de bakacaksın bir daha bir şey çıkacak. Yaptın ekin. Tamam. Tamam abi. Tamam. Al şu makineyi şuraya kenara çek. Vatandaş bir tane makine bırakacak. Yarım saattir burada teslim alma çabası gösteriyoruz yani. Bir yere kadar artık. Kardeş oraya bıraktım. Tamam abi bıraktın işte biliyoruz gördük. Gidiyor geliyor buraya. Burada beni oyalıyor. Başka yaptığı hiçbir şey yok yani. Hala daha gitmemekte ısrarcı var. Ayaklar geri geri gidiyor. Yani bırakmak istemiyorsan bırakma yani. Zorlan kimse kimsenin malını almıyor burada. Sen diyorsun ki benim makinem arızalı. Bakar mısın? Bakarsın. Diyaloğu kuruyoruz bak elimiz yoğun. Hemen teslim al, edemeyiz diyoruz. Defalarca gidiyor geliyor ne zaman teslim edersin? Ben müneccil miyim makinenle ne arıza var? Söylediği arıza görünür bir arıza değil. Ya videonun da içinden geçtiler yani. Ona da kızdım şimdi açıkçası. Burada büyük patron iş yapıyor. Adamın anını çekelim dedik değil mi Mehmet Usta? Evet. Abim de sağ olsun gidiyor geliyor. Videoyu durdurtturuyor ya. Buji patlamış olabilir ama baba. Neyse çek hadi. Şimdi tekrardan şu işlemi yapacağım arkadaşlar. Motor temizle daha sonradan yapacağız. Biraz hareketlendi o an. Şu parçayı takar mısın baba? Bir dakika çekme çarpılırım. Hiç sevmiyorum gibi. Hızlı çek. Ayağını bas istersen. Görüyor musun? Tamam. Az önceki olay neydi? Zaten yarım yamalak veriyordu şu aparatın şu kısmında zaten ateşlemeyi gösteriyor. Ve ilk bujiyi taktığımız zaman çatçut etti motor kaldı. O yüzden direkt bobine yöneliyoruz. Hani bazen bobin arızalı oluyor. Nasıl anlatayım size? Ateşlemeyi yapıyor ama motor çalışma esnasındayken dengesizlik yapıyor. Bu sefer de ne oluyor? Tam kolay bulunmuyor. Bu aparattan o işimizi kolaylaştırıyor. Bazen evet. De arızalı bobinler daha fazla ateş çakıyor. Aynen. Ateşlemesi düzgün deyip de bobini şey yapabiliyorsunuz, nasıl anlatayım, değiştirmeyebiliyorsunuz ama basınç onu, altında aynı şeyi yapmıyor. Onun test aleti de var ama kullanmıyoruz açıkçası.
10 seneye geçmiştir herhalde onu kullanmayalım. Çekmecelerde bir yerde. İlk çalışma patırdama olayını çekebilseydim iyi olacaktı. Ama nasip olmadı. Bobin değişimi de bu şekilde arkadaşlar. Basit bir işlem. Hani böyle küçük videolar, kısa videolar atmak istemiyorum ama hep de böyle uzun uzun videolardan da birçok kişinin canı sıkılmış vaziyette herhalde. Böyle basit şeylerden sizlere paylaşım yapmak istedim. 2 tane 3 tane vidayı söküyorsunuz, sakıyorsunuz toplamda motorda. Kaç tane var? 3 üst kapaklı, 4 yan, 7, 10 tane vidayla. 10 tane vidayla işlemi bitiriyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde gösterdim. Abi ne taraftan geliyor ya? Oğacıktan. Niye? Yıldırım çarpıyor. Yıldırım değil de şey, bu bobinlerin arıza yapma muhabbetini de söyleyeyim size. Bir sene hatırlıyor musun baba? Yani atıyorum 100 tane motorun 80 tanesinin bobini değişmişti. O zaman bir doğa olayı oldu ama ne olduğu belli. Şimdi güneş patladı. Aynen, güneş patladı. Gene bu aylarda gene böyle bir muhabbet var. Oradaki neydi? Bilmem ne ışınları fazlasıyla geldiği zaman manyetik alanı çok etkiliyormuş. Biliyorsunuz elektronik ürünlerin hepsi, kameralar dahil, manyetik alanla çalışıyor. Kutuplarda biraz bir oynama, değişiklik olduğu zaman hiçbir cihaz çalışmaz. Nitekim yakın zamanda böyle arızalarla karşılaşma olasılığımız çok yüksek olabilir. Çünkü internette bir yerde okumuştum, önüme denk geldi bir makale. Orada manyetik alanda biraz sıkıntı olabilir. Belki cihazlar çalışmayabilir gibisinden öngören bir vatandaş vardı. Hayırlısı diyelim. Siz de hazırlıklı olun, bu videoyu izliyorsanız. Bobin arızası yaptıysa neden oluyor diye sormayın. Bobin sonuçta arıza yapabilecek bir malzeme. Elektronik sınıfına gidiyor ama doğa olaylarıyla da alakalı. Yani güneşin ne derler ona, yapısıyla da alakalı bir durum söz konusu. Güneşteki patlamalar elektromanyetik dalgalar yayıyor. 8 ile 12 dakikalık dünyaya ulaşıyor. Yani düşünün işte, bakın bu kadar önemli bir durum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.